Hatırlarsanız en son arkadaşlar şuradaki kazı görevlerinin emrini vermiştik. Bu bölümde çok güzel bir şey yapmak istiyorum. O da duplicate'ların hayatlarını kolaylaştıracak şeyler yapmak istiyorum. Önceki bölümde de zaten bunu konuşmuştuk biraz. Bu bölümde olabildiğince ona odaklanmak istiyorum. Hatta hemen şöyle başlatacağım. Bu arada yemeğimiz bayağı yükseldi arkadaşlar. Dediğiniz gibi yani şu elemanlar burada bayağı iyi çalışıyorlar ve bayağı güzel güzel tırtıl meyvesi üretiyoruz. Yani bunu ilerletebiliriz. Bu arada şu diğer tırtıl böceği nereye götürdüler hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Burada yumurtası vardı. Yani şurada bir kırdırma görevi de vermedim. Hatta şurada bir tane gösteriyor. O yumurta nereye gitti hiçbir fikrim yok. Yani kayboldu. Bu arada bir de şurada karbondioksit sıkışmış. Şuraya bir tane karo koydum. Umarım bu karoyla şurayı belki süpürebiliriz. Bilmiyorum. Önemli değil zaten. Sonra da arkadaşlar şuraya bir iki tane daha batarya ekleyelim bence. Ekstra bize güç olsun. Zaten şurada da boş yerimiz var. Bence direkt burayı kullanalım. Otomasyon kablolarını da çekelim. Hem bize de biraz da olsa güç sağlamış olur. Daha fazla güç depolamış olur bu jeneratörler. Zaten bir de odanın sıcaklığı da çok güzel arkadaşlar bu arada. 8 dereceler, 10 dereceler. Yani bu odadan mesela bir şeyleri soğutmak için burada döndürebiliriz aslında. Mümkün yani. Bu arada şuradaki bordo boşaldıysa yıkalım. Şurada gözüme battı abi tek bir tane boru. Bu arada arkadaşlar şurada toprak var. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ama burada bir şöyle bayağı hizalı toprak vardı. Yani acaba şey mi oldu? Bu tırtıl bitkilerini ektikleri zaman önceki bitki toprak gübrelemesi kullanıyordu ya. Onu oradan çıkartıp buraya bunları tırtıl bitkisini ektiklerinde bu toprak yüzeye mi çıktı acaba? Bilmiyorum ama şu anda 116 kilo toprağımız olmuş. Gayet iyi abi. Yani sorgulamayacağım. Güzel. Bu arada şurada yine bir tane yaşlı eleman gördüm. 76 yaşında. Yani bunlar 150 yaşına kadar gidiyor ama yine de şöyle biraz o da ferahlasın istiyorum. O yüzden bir tane daha elemandan kurtulacağım. Şu anda taş eşleri hiç öldürmeyeceğim arkadaşlar. Yaşlansa bile. Zaten öldürmesi de herhalde bu elemanları bir tık zor yani. Duplicate'lar yaralanmasın abi durduk yere. Bence gerek yok. Bu arada araştırmamız ne durumda ona yine bakmak istiyorum. Son 3 araştırmamız kalmış arkadaşlar. Bir de şu mini pompalara da ulaşacağız. Bu da çok güzel. Bir de şurada gazlı ocak var. Bir de şurada botanik analiz cihazımız var. Tohumları ne diyor abi? Yeni tohum alt türünü tanımlar diyor. Güzel bir şeye benziyor. Bilemedim. Şimdilik şu bitecek zaten. Son 2 tane kalıyor. Yani bunu niye söylüyorum? Şuradaki güç tüketiminden kurtulabiliriz. Yani bu elemanları bu makineler sürekli çalıştırdığı için, şunlar sürekli güç istediği için bu oda haliyle ısındı ve kömür tüketimimiz bayağı üst seviyelere çıktı. Yani o yüzden bir an önce şunlardan kurtulsak iyi olur. Şuradaki bu eleman nereye kayboldu diyecektim. Şuraya ekledim bu yumurtayı. Eleman buradaymış arkadaşlar. Yumurta burada. Güzel yani. Bu elemanı eğer çoğaltmanın yöntemini şey yaparsak belki o da yapabiliriz. Emin değilim ama hani bayağı uğraştırabilir bizi yani bilmiyorum. Ona bir oda yapabiliriz. Yani siz yorumlara yazın arkadaşlar. Bu elemanlar için de bahtlar için de bir oda yapalım mı? Yaparsak nasıl yapalım? Bunun birkaç tüyosunu verirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer verirseniz yapmamı isterseniz onu da yaparız. Bu arada şu oda da dediğiniz gibi arkadaşlar bu su sadece bunların bu odanın ve şu makinelerin stabil sıcaklıkta kalmasını sağlıyor sanırım. Yani dediğiniz büyük ihtimal oydu yani bana. Şöyle yapmak istiyorum ben bu arada. İki tane daha ısı yayan koymak istiyorum ben. En azından şu kısma biraz daha bu ısı dağılsın bence. Biraz şöyle 20 derecelere düşsek bence daha güzel olur. Şimdi burayı hala yine süpüremiyorum maalesef. Burada aşırı sıvı hala duruyor. Şimdi arkadaşlar bu bölümde yapmak istediklerimden önce plastiğimiz 1200 kilo var. Plastikten niye bahsediyorum? Şimdi plastik için şöyle düşündüm. Yani duplicate'ların hayatını kolaylaştıracağız ya. Ulaşım borusu mu yapsak acaba? Şimdi ulaşım boruları da bildiğiniz gibi plastikten. Tabii çok fazla plastik kullanmıyor ama şu eleman çok kullanıyor. Mesela ulaşım borusu kavşağı kullanacağız. Mesela şurada iki tane kullanmamız gerekecek mesela. Burada ne denir? Plastiğimiz gidecek. Veyahut da şöyle de yapabiliriz. Sadece şu tarafa koyabiliriz arkadaşlar. Mesela bu tarafa koyarız. İşte bir çıkışı butuya koyarız. Bir çıkışı da şöyle aşağı bir yere yaparız. Tabii önce aşağısını yapmayız. Sadece şuraya hızlı ulaşmalarını sağlayabiliriz mesela sadece. Aynen abi aslında ben bunu yapacağım arkadaşlar. Bunu
Sadece burada bir tane olsun bence. Şöyle altından yapalım. Şimdi ulaşım borumuzu da şöyle dönmesi gerekiyor. Şöyle direkt dönmüyor sanırım. Aynen öyle. Şuradan şimdi bize kavşak gerekiyor. Kavşağı buraya koyacağız. Şimdi bu boruyu gitmesi için bu herhalde merdivenleri kaldırmamız gerekiyor. Aynen, buradaki merdivenleri kaldırmamız gerekiyor. Umarım bu yukarıya kadar yeter bu plastik. Sanmıyorum yeteceğini ama şöyle mi yapsak acaba? Bir saniye abi, durduralım. Şöyle planlayalım. Eğer yetmiyorsa bence bunu yapmayalım. Yani diğer şeyleri yapalım. Aynen abi, yetmiyor. Hatta yani yarısına bile gelemiyoruz yani. Bence bu şeyi sonra yapalım arkadaşlar. Plastiğimiz biraz daha çoğalsın. Aslında şey de yapabilirdim yani. Polimer presi de yapabilirdik. Bu tabii bize petrol lazım. Petrol için de mesela şunu açabilirdik. Sızdıran ham petrol şeyi vardı burada. Yani bunu da kullanabiliriz ama bunu nasıl çalıştırırım şu anda bir fikrim yok. Onu şimdilik es geçeceğim. Sonra arkadaşlar şu sıvı kükürtüde çalıştırmak istiyorum aslında. Tabi bu bölümde yapmayacağım. Bir sonraki bölüme büyük ihtimal yaparız. Şimdi bunun da şuradaki sıvısından kurtulalım bence. Bizim şurada sıvı boşaltım yerimiz vardı. Direkt şuradan götürebiliriz bence. Aynen abi, şuradan çekelim bence direkt. Borumuz neredeydi? Şuradan geliyor. Şu kısımdan şöyle aşağı indirebilir miyiz? Aynen şu seviye bize uygun sanırım. Aynen şu seviyeden çekelim. Şimdi bir de elektriğimizi çekmek istiyorum ben. Tabii şuradaki köprüyü unutmayalım. Köprü sağ tarafa gidecek. Aynen köprüyü de koyalım. Şimdi elektriğini nereden çeksek acaba? Zaten şu sistemi çok ağır yük bindirmiyoruz arkadaşlar. Direkt burası yakın. O neydi abi? Savaş. Ha, aşağıda ne oldu? Ha, şeyi öldürmeye yeni gidiyorlar sanırım. Bu cilalı Draco'yu öldürmeye yeni gidiyorlar sanırım. O yüzden oldu o. Şuradan çekelim bence. Hazır bu kabloyu da zaten çok kullanmıyor. Hatta kullanmıyorlar. Boşta pasif gözüküyor abi. O yüzden ben şuradan çekeceğim. Aynen, yine şurada dolandırdım. Yani buradaki sıvıdan da kurtulalım. Burası da hazır olsun bizlere. Şu elemanı açmıştık zaten. Oo abi, burayı bitirmişler bile. Elemanlar bayağı güzel çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası tamamen bitmiş. Abi mükemmel çalışıyorlar. Bu arada hidrojen de dolmuş arkadaşlar. Burada herhalde yüksek basınç mı var? Yok, hala tam dolmamış. Çok az kalmış şu elemanda. Yani burada da hazır hidrojenimiz var. Güzel. Şimdi elemanlarımız burada çalışıyor arkadaşlar. Hayatlarını kolaylaştıracak ilk şey itfaiyeci direği. Yani itfaiyeci direğini ben şuradan çekmek istiyorum. Tabii burada bizi blokluyor şurası. Buradaki sıvı bloğunu bozmak istemiyorum. Yani burası şöyle ikiye ayrılacak. Birisi şuradan aşağı inecek. Birisi de şuradan aşağı inecek. Yani ben şu kısmı tekrar yıkacağım arkadaşlar. Şurayı tamamen yıkalım. Buna da şöyle direkt öncelik vermek istiyorum. Aynen abi, şurayı bir yıksınlar. Şimdi itfaiyeci direğimizi alalım. Bizde şu anda en bol altın var arkadaşlar. Bir de demir var. Aslında bunu demirden yapabiliriz bence. Koşma hızı -75 diyor. Ha, o hepsinde varmış zaten. Peki onu artıran bir şey var mı? Yok, zaten herhalde o önemli değil. Şimdi şu hizadan çekelim bence. Aynen arkadaşlar, bunu aslında çok önceden yapmamız gerekiyordu ama yani bugüne nasipmiş. Şöyle yapalım. Nereye kadar çıksın? Bence şu hiza iyidir. Yani şu hiza güzel oldu. Sonra da şuradan da yine bir tane yapmak istiyorum. Şöyle boydan boya aşağı insin. Aslında şöyle shift'e bassam böyle aşağı kadar gitsin. Hatta mümkünse gitsin abi. Oo, burası bu balçık biyomu bayağı büyükmüş arkadaşlar. Çok iyi oldu bu bize. Aslında hemen onu da planlayalım biraz. Şöyle aşağı doğru gidecek. Şimdi 4 blok yer bırakalım. Şöyle vereceğim. Yine aynı şekilde şu tarafa da gitsin. Herhalde şurası gerek yok aynen. Aynen abi, orada gerek yok. Şuradan inmeye devam edelim. Sonra yine bir 4 blok. Şu kısım sanki 4 blok mu? Aynen, şu kısım 4 blok. Şu kısma kadar gelecek. Aynı şekilde şurası. Bu arada burada da bir geyser var sanırım. Bayağı bir yüksek ses geliyor, böyle horultu gibi. Geyserlerden öyle ses çıkıyordu diye hatırlıyorum. Tam emin değilim ama öyle olabilir. Şimdi şurayı da açalım. Şu kısmı da şöyle biraz daha açalım. Yine burada da bir havuzumuz olacak. Bu arada oyunu hızlandırmayı unutmuşum arkadaşlar. Oyunu hızlandıralım. Yani oyun kaydetti bu arada. Yani güzel güzel zaten oynuyoruz. Bayağı bir şeylerin önemi kalmadı artık yani. Bir şeyleri yavaş ya da hızlı yapmamızın önemi yok şu anda.
Şimdi şurayı da açalım. Şu kısım. Aynen burada da altın gözlüktü. Biraz daha aşağı insinler, ondan sonra devam edelim. Bir de şu kapıyı da açalım. Oo arkadaşlar, hemen şu kısmı yapmışlar bile. Hatta şurayı yapmaya başladılar mı? Yok, burayı yapmaya başlamamışlar. Şurası da hala duruyor. Şimdi bu taraf biraz sıkıntılı. Çünkü şurada hem su var, hem de burası bir blok darlığında. Yani buraya itfaiyeci direği biraz olmayacak sanki. O yüzden şöyle düşündüm. Şuradan bu sıvıyı boşaltalım arkadaşlar. Sanki şu hiza bize yetiyor gibi. Yani şurayı açarsam büyük ihtimal burada problem olmaz. Şöyle de hemen buraya öncelik verelim. Bu su bir an önce o tarafa aksın. Şimdi buradan diğer tarafı nasıl akıtacağız? Onun için de bence şöyle direkt karo yapalım. Aynı şekilde şu hizada. Ve böylece şuradaki suyu da boşaltalım. Aynen abi, buradaki su gereksiz yere burada duruyordu yani. Bundan da kurtulmuş olalım. Şimdi şurada zaten burası da blokladığı için arkadaşlar, bir sonraki itfaiyeci direğinde ben şuradan çekeyim diyorum. Aynı şekilde şu hizaya insin. Aynen, şurada da bence bir tane olsun. Umarım şu engelliyor mu abi? Yok, burası yalıtımlı koro. O şeyin bir önemi yok sanırım. Yine buradan da bunu da devam ettirelim. Tamam, burası da tamam bizler için. Başka ne yapalım? Bir tane de şu dipten çekmek istiyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle şunun hizasında boydan boya gidebilir bence. Yani burada duplicate olur da geçmek istediği zaman bu elemanın yanından uçsun gitsin abi. Hatta şöyle yukarıya kadar bırakacağım. Buradan da aynı şekilde şöyle aşağı kadar insin. Hem de belki şu elemanı da ileride belki kullanırsak yine bu da olsun. Buradan çekmek istememin sebebi arkadaşlar, burada bir de geyser mayzer de var. Yani burası böyle bayağı aşağı güzel gidiyor yani. O yüzden buraya yapmak istedim. Oh, şurayı açmışlar bile abi. Ben hemen şöyle burayı da yıkacağım. Önceliğini de artıracağım. Bu su bu arada ne kadardı? 53 dereceymiş. Tamam, o kadar problem değil yani. Zaten şuradaki su da biraz sıcak yani, 40 derecelerde. Bence problem değil. Bu arada arkadaşlar, şuradaki hışırt otunu bence kaldıralım. Yani zaten burada artık boşluktan yer olduğu için bence bu elemana artık gerek yok yani. Bunu buradan kaldıralım. Buraya başka bir şey koyarız belki. Yani direkt kaldırsınlar. Bu arada yine atmo takım attı. Bu arada arkadaşlar, onu sormuştum sizlere, hani burayı 12 tane mi atmo takım yuvası yapsak acaba? Yani sürekli atmo takımı yere atıyorlar. Tekrar yerine koymuyorlar yani, yere bu atmo takımları gereksiz birikiyor yani. Bunun çözümünü bilen varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar. Yani şöyle mi yapmamız gerekiyor? 12 tane bu tarafa, 12 tane bu tarafa mı koymamız gerekiyor? Yoksa şöyle mi yapalım? Burayı şöyle haritayı ikiye mi bölelim? Yani buradan çıkan birisi yine buradan girsin. Öyle mi yapalım sizce? Zaten o öyle yaptığımız zaman zaten çalışacak, onu biliyorum ama yine de 12'lesek mi? Zaten burada sınırsız bildiğiniz yani, burada şey üretiyoruz yani, oksijen üretiyoruz. Onu sizlere bırakıyorum arkadaşlar, cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden ilerleme gördüm arkadaşlar. Mesela eleman burada şurayı inşa edecek ki cemi cevheri alıyor, geliyor şuradan kayıyor ve devam ettiriyor. Bence bayağı güzel oldu yani. Keşke dediğim gibi erkenden yapmış olsaydık, daha büyük etkisini görürdük diye düşünüyorum. Bu arada şurayı hemen hemen aşağı inmek üzere. Umarım tabi şurası taşmaz. Yani buradan su kaybetmek istemiyorum. Gerçi burada inse nereye gidiyor? Ha, burada da yine suya doğru iniyor ama bence yine de şuraya şöyle bir tane kara koyalım. Ne olur ne olmaz. Bu suyu büyük ihtimal bir sonraki bu suyu alırız. Şuradan sonra tabi. Bu arada buradaki su ne yapıyor abi şu anda? Bu su tabi şu anda gitmiyor. Niye derseniz burası kapanıyor arkadaşlar. Yani şu hidrosensörden dolayı. Burada gereksiz yere fazla su üretmeyelim bence. Bu arada suyun derecesi büyük ihtimal düşmüştür. Aynen arkadaşlar, böyle 20'lere, 18'lere, 12'lere, 11'lere düşüyor bile. Yani büyük ihtimal şunların etkisi bayağı çok oldu diye düşünüyorum. Bence şu kısmı süpürebiliriz. Bence problem olmaz. Yani şöyle direkt burayı süpürteceğim arkadaşlar. Burayı bir an önce açalım. Sonra şuradaki merdiveni devam mı ettirsek acaba? Şöyle bakıyorum. En azından şu kısmı devam ettirebiliriz. Şimdi buradaki itfaiyeci direği nerede olacak? Şimdi burada bir tane var. Şunu dibini düşündüm ben. Yani şurayı mesela yapabiliriz. Şu itfaiyeci direğini alsak. Şimdi bir de bu eleman var. Acaba nasıl yapsak? Şurada bir tane buraya bu yapıp sonra bir tane de buraya mı yapsak? Bence öyle yapalım arkadaşlar. Mesela bir tanesi şunun dibinde olsun. Şöyle gelsin. Şu kısımda olsun. Bir tanesi de
şu kısımdan olsun. Zaten burada da ihtiyacımız olacak yani, bu kükürte git gel yapacak büyük ihtimal. Duplikantlar yani şu hizada bir tanesi de burada olsun. Şöyle aşağı kadar insin. Sonra tabii şurayı yıkalım artık, buna ihtiyacımız yok. Şurayı da kazalım. Aynen, bu hiza sanki iyi oldu gibi. Şöyle bakıyorum, engelleyen bir şey. Sadece tabii buradaki depo engelliyormuş. Şuradaki karo da engelliyor. Bunları kaldıralım. O abi tam şunun üstüne geliyor. Bence güzel yani, zaten şurada pek inilecek çok bir şey yok diye düşünüyorum yani, buraya gerek yok bence. Şöyle buradan burayı da bağlayalım ve böylece bu tarafı da bitirmiş olduk. Tabii şuraya yine birkaç merdiven koyalım. Hatta şu kısma da şöyle koyabiliriz. Olsun yani, bu her yerde merdivenler olsun, zaten önemi yok bence. Şimdi arkadaşlar bu bölümde başka ne yapacağız? İtfaiyeci direkleri yaptık yani, bunların duplikantların hayatlarını kolaylaştırıyor. Nasıl yani hayatlarını kolaylaştırıyor? Mesela eleman şuraya kadar çıktı. Yemek yemesi gerekiyor. Saat çaldı mesela. İtfaiyeci direğine şuradan gelecek, aşağı atlayacak, direkt base'e hızlı ulaşacak. Yani duplikantın hayatını kolaylaştırıyor yani bu böylece. Başka ne yapabiliriz? Başka bir de arkadaşlar plastik merdiven var. Yani plastik merdiven de kopya tırmanma hızını artırıyor. Mesela bunu da base'in içinde kullanabiliriz. Ama yine yani yine plastiğimiz yok arkadaşlar bunun için. Başka ne yapabiliriz? Bir de metal karo var arkadaşlar. Bu da yine kopya koşma hızını önemli ölçüde artırıyor. Ama bu eleman sıcaklık geçişleri de çok sağlıyor. Yani hatırlarsanız zaten şurada da kullanmıştık. Yani bunu base'de kullanmak ne kadar sağlıklı hiç bilmiyorum. O yüzden bu kısmı es geçeceğim. Ama şu da var. Plastik karo var yani. Bu da yine koşma hızını artırıyor ama yine bu elemanda da arkadaşlar yalıtkanlık var. Yani büyük ihtimal bu da yine böyle ısınmayla ilgili bir karo olarak kullanıyorlar diye düşünüyorum. Bir de şu var arkadaşlar, halılı karo. Bu sadece morali artırıyor, dekoru artırıyor. Bu olabilir aslında. Mesela bu yattıkları yerde mesela bunu kullanabiliriz sadece. Aslında bunu yapalım bence. Şöyle en çok dekoru artıran granit gibi gözüküyor. Aynen, granit olabilir. Bence granit yapalım arkadaşlar. En azından mesela şöyle yattıkları yeri halı yapalım bence. Bunun acaba bir eksisi artısı oluyor mu, var mı acaba? O kısmı bilmiyorum. Tabi bu arada kamış elyafımız biraz az oldu. Bence kamış elyafı biraz daha dikelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz, bitmesini istemiyorum hemen. Şimdi şuradaki bağlantıyı keselim. Şuradan bağlayalım. Tabi bir de elektriği de herhalde kesikti bunun. Elektriğini bağlayalım. Volkanik kaya diyor abi. Gerek yok ona. Şurayı etkinleştirelim. Duplikant tekrar buraya gelip baksın bence. Biraz daha kamış elyafı büyüsün. Bu arada gaz pompaları yeni bitti. Büyük ihtimal topraktan dolayı, eleman toprak bulamadığı için şey yapamadı herhalde. Ne denir, araştırmasına devam edemedi. Yani hemen şu diğer şeyi araştırıyor arkadaşlar. Şu sarı kısmı çok hızlı araştırıyor eleman yani. Şurada bir tane eksik koymuşuz. Başka bir yerleri yaptılar mı? Şu kısmı yapmışlar, bu burayı yapmışlar. Buraya bayağı inmişiz bu arada. Aya buraya bayağı güzel inmişler. Şimdi şurada biraz şey gördüm. Burayı temizleyebiliyorlar mı? Güzel temizleyebiliyorlar. Başka neresi var? Şurada sanki biraz sıvı var gibi. Aynen, iki tane sıvı düşmüş buraya. Onu da temizlettirelim. Şurayı temizleyebiliyorlar mı? Aynen, burayı da temizleyelim. Şimdi son olarak arkadaşlar bir de şunu yapmak istiyorum. Alçı levha. Hatırlarsanız şurada kullanmıştık ve bayağı hoşuma gitmişti benim. Bayağı güzel gözüküyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi çeşit çeşitlerimiz var. Özellikle bu yağmurlu baskıyı arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi ben de şurada kullanmak istiyorum. Şimdi bunu hangi şeyle kullandığımızın önemi yok sanırım. Tabii yine ben şeyde kullanmak istiyorum. Granitte. Yani dekor bonusu veriyor. Şimdi ben bu odayı bundan çevreleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapabildiğim kadar. Tabi umarım bu blokları yine dediğim gibi yıkmıyordur. Yani mesela şurayı yıkıyor mu acaba? Bu örgü karoyu yıkıyor mu? Onu bilmiyorum yani. Bir aslında deneyelim, mesela şuradaki kalsın sadece. Herhalde yıkmıyordur yani. Şuraya da devam ettireceğim şöyle. Şu kısımdan. Herhalde şurası da oluyor. Şöyle şu kısmı dolduracağım. Burası bir. Bir de şu kısma yine bu yağmur baskısını kullanalım bence. Şöyle boydan boya buraya da yapalım.
Bu adalar güzel güzel gözükecek bence. Aya abi şöyle tamamen dolduralım burayı. Sonra bir de yaşadıkları yere de şu diğer bir tanesi var. Bir saniye abi şurayı bir dolduralım. Şunu yapalım diyorum. Bayılma diagonali. Sanki bu güzel olur gibi. Veyahut da dijital biber diyor. Acaba bunu mu yapsak? Bu arada buraya şimdi dekor etkisi ne kadar oldu? Mesela yazıyor mu burada? Ay dilimi bluff halı karo. Oo abi 234 diyor. Halı karonun bayağı etkisi varmış arkadaşlar. Hiç bilmiyordum onu. Şimdi bence şunu deneyelim arkadaşlar burada da. Bu kırmızımsı gözüküyor. Biraz farklı gözükecek o da ama. Bence bunu bir deneyelim. Eğer kötü gözükürse başka bir şey yaptıktan sonra şu tarafa da yaparız bence. Şimdi tabii sağ solu umarım yıkmıyorlardır dediğim gibi. Şimdi şunun örgü karonun altındakini ben şöyle öncelik verdireceğim. Bakalım bu örgü karoyu yıkıyor mu? Yıkmıyorsa buraları da dolduralım. O eleman hemen geldi zaten abi. Ha, eleman direkt geldi. Bu arada 140 bin kalori yiyeceğimiz olmuş. Çörek, mantar, omlet, tırtıl meyvesi, kızarmış mantar, işte tırtıl meyvesi yine. Büyük ihtimal iğrenciyle, güzeliyle birlikte karıştırmışlar onu. Burada fazla yumurtamız, bir tane cilalı direko kırdırabiliriz. İki tane de taş kırdıralım. Bu arada arkadaşlar bu eleman arada sürekli steril havaya giriyor ya. Bence bu bile etkisi oluyordur diye düşünüyorum yiyecekleri. Çünkü şu elemanı koyduktan sonra buradaki karbondioksit arttı ya. Yiyeceğimiz de arttı arkadaşlar haliyle otomatikmen. Yani şurada karbondioksit git gel yapa 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 aslında hep sterilde, yani steril atmosferde kalıyorlar. Öyle düşünüyorum, bilemedim. Tahmin ettiğim oldu arkadaşlar, örgü karoyunun altı olmuyormuş. Yani bu örgü karonun olduğu kısımlara koymamamız gerekiyor. İyi ki hemen inşa etmemişim onu. Başka bir şey etkiliyor mu acaba? Mesela hidrosensörü şeyleri falan herhalde etkilemiyordur. Abi o da şimdiden bile güzel gözükmeye başladı bence. Şöyle bir de suyun derecesi de 24 dereceymiş, ona da bakmış olalım. Şimdi şu yemek yedikleri oda iki tane var ya bize. Bence burada tek renk kullanalım arkadaşlar. Keşke bir de tek siyah rengimiz olsaymış. Buraya pastel moru mu kullansak acaba? Veyahut da şunu kullanabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Şöyle yuvarlak yapalım. Aya bir saniye, ben bunu yapmak istiyorum. Şöyle hızlıca hemen bunu yapayım. Bence güzel gözükecek arkadaşlar. Şuraya yaptım mesela, burada güzel gözüküyor gibi. Şu oda biraz güzel oldu gibi de, kötü duruyor gibi de, bilemedim yani. Şurayı bir bitirsinler, ondan sonra bence karar verelim. Tam bitiremediler hala. Bayağı hızlı çalışıyorlar bu arada duplikatlar. Git gel yapıyorlar sürekli. Bayağı bir gürültü oldu şu anda. Bayağı iyi güzel çalışıyorlar şu anda. Şuraları bitirdiler mi? Buradaki direği bitirmişler arkadaşlar. Şu kısmı çok az kalmış. Buraya büyük ihtimal başlamamışlardır. Çünkü burası bayağı uzak yani. Şuraya başlamamışlar. Burayı bitirmemişler. Şurayı bitirmişler mi? Yok. Burayı da bitirmemişler. Aslında son bir tane de şuraya koysak güzel olurdu bence. Şu dibe koymak istemiyorum. Şöyle ortada olsun bence. Mesela şu hiza iyi olur mu bizler için? Şöyle bakalım. Aynen, bence bu hiza güzel olur. Şöyle son olarak bir de bu tarafa da yapalım bence. Umarım unutmadığım bir yer, bir kısım yoktur. Herhalde böylece her tarafa yapmış olduk bu itfaiyeci direğini. Şimdi bir tane burada, bir tane buradan aşağı kadar gidiyor. Bir tane buradan aşağı gidiyor. Burada var, burada var, burada var. Herhalde bir tek şu ortaya da koymak istersek koyabiliriz. Diyeceğim de gerek yok sanırım bence ya. Abi sanırım gerek yok ona, çünkü iki tarafta da var yani. Bence ona gerek yok. Bu arada şu oda mükemmel olmuş arkadaşlar. Bence bunu diğer odaya da ben hemen yapacağım şöyle. Şuradaki yemek yedikleri odaya. Bunu bayağı hoşuma gitti çünkü. Keşke bu pastellerin daha değişik baskıların daha değişik versiyonları olsaymış. Bayağı hoşuma gitti arkadaşlar ya. Keşke bunu çok erkenden yapmış olsaydık. Ben herhalde bunu sevdim arkadaşlar. Şu dijital biberi ben yani şu odada da devam ettirmek istiyorum. Şöyle burayı da yine tamamen dolduracağım. Sonra başka nereyi yapalım? Ben hemen hemen her yeri yapmak istiyorum. Mesela tarımın olduğu yerde ne yapalım? Mesela şu lulo olur mu acaba?
Veyahut da buraya sadece beyaz mı yapsak? Çünkü niye? Böyle biraz bitkileri ön plana çıkar bence. Bence burayı da tarım yerimizi de böyle beyaz dolduralım. O bu arada abi bu bitkileri engelliyor mu acaba? Şöyle bir tanesine ben öncelik vereceğim. Bir bakalım yani eğer engel oluyorsa yapmayalım yani. Ha, eleman geldi hemen. Ha pardon o herhalde tarımcımızdı. Şöyle yine de ben buna izin vereceğim yapmalarına. Bir bakalım. O bitki hala duruyor. Güzel tamam. İyi problem yok. Abi base rengarenk olmaya başladı. Gayet iyi. Bir de bu elemanların yaşadığı yer var. Buraya da yine bence beyaz yapalım. Çünkü duplicate demişim abi. Yaratıklar bence ön planda olsun. Yani böyle göze batsın elemanlar. O yüzden bu üç kısmı da yine beyaz yapmak istiyorum. Herhalde hiçbir şeyi engellemiyor bu arkadaşlar. Sanırım sadece bu örgü karo gibi böyle bloğun altı da gözüküyorsa eğer öyle şeyleri etkiliyor sanırım. Tam emin değilim. Yani şöyle burayı da böyle tüm beyaz yapalım bence. Abi şimdiden beyze bir renk geldi. Şimdi bir de mutfağımız var. Mutfağı arkadaşlar ben şöyle magma damayı yapmak istiyorum. Sanki güzel gözüküyor gibi. Şöyle bunu yapacağım buraya. Böyle biraz göze batsın mutfak. Mutfakta sadece kullanacağım bunu. O yüzden mutfak belli olsun diye. Bir de parlak damamız var. Onu da arkadaşlar şurada bizim craft yerimiz vardı. Sanki buraya yapsak güzel olur diyeceğim ama burası açık alan olduğu için burayı es geçelim bence. Sonra yine beyazı şuraya koymak istiyorum. Dediğim gibi yine bitkiler ön planda olsun. Aynı şekilde şu kısma da şöyle dolduralım. Sonra şimdi bizim kömürümüz var. Kömür arkadaşlar ben şu üçüncü rulo'yu kullanmak istiyorum. Böyle biraz siyahlığı var ya hani kömürmüş gibi bir görüntü verir diye düşünüyorum. O bu arada bir saniye ya bunu döndürebiliyoruz. O zaman şöyle biraz şey yapalım. Mesela şöyle yapalım. Aynen bir hizası böyle olsun, bir hizası öteki yöne olsun. Aynen şöyle mesela. Aynen bu bence güzel duracaktır. Şimdi aynısını da bu tarafa da yapacağım. Tabii şu kısma koymayalım. Oyun kaydediyor. Aynen şu. Abi bazen oyun kayıtları oynadıkça daha da böyle donmalar artmaya başladı. Ama haliyle yani bayağı bir oyun simülasyon yapıyor. Ben bir de o kadar ağır da oynamıyorum yani. Neyse o tür şeyler olur diye düşünüyorum. Şimdi şurada beyaz aynen dediğim gibi arkadaşlar hem oksijen ön plana çıkıyor hem de yaratıklar böyle ön plana çıkıyor. Beyaz bayağı hoşuma gitti. Oo abi. Mutfak tam mutfak olmuş arkadaşlar. Mutfak tam istediğim gibi. Bu arada pip yumurtası mı gördüm? Oo arkadaşlar iki tane pip yumurtamız çıkmış. Bence bu elemanları bir ara bir taşıyalım bunları. Büyük ihtimal bir sonraki bölüm yapalım arkadaşlar. Pipleri yaşatacağımız bir yer yapalım. Mesela nereyi yapabiliriz? Yani büyük bir oda yapmak istiyorum onlar için. Yani bu piplere böyle bol bol kamış dikebilecekleri bir yer yapmak istiyorum. Yani kesin bunu yapalım bence. Bunun hakkında böyle kafanıza veya bildiğiniz bir kurulum varsa onu da yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tuvalete de ben şu şeyi kullanmak istiyorum. Buradaki parlak damayı turuncu olanı kullanmak istiyorum. Veyahut da aslında buraya da yağmurlu baskıyı mı kullansak? Böyle bakıyorum mesela bunu kullanacağımız damayı başka o araştırma odamıza kullanalım bence. Neyse bunu da yine yağmurlu baskı yapalım. Zaten bu oda da çok fazla gözükmeyecek. Şurada bayağı bir malzeme olduğu için büyük ihtimal çok fazla gözükmeyecek ama olsun. Şimdi parlak damayı da arkadaşlar bence şu kısma yapalım. Bizim araştırma istasyonunun olduğu yere yapacağım ben. Şuraya bunu mu yapsak acaba? Yani turuncu rengi çok fazla olduğu için şöyle bir baktım arkadaşlar. Bence buraya da bunu yapalım. Hatta bu da yine sanırım şöyle dönüyor. Aynen bunu da şöyle döndürmek istiyorum ama büyük ihtimal burada çalışıyorlarken büyük ihtimal kafalarına birkaç radyasyon denk gelecek ama yapacak bir şey yok yani bir şey olmaz. Aslında burayı öncelik verelim ki burayı hemen yapsınlar abi. Kafalarına çok fazla hasar yemesine hazır ateş etmiş derken. Yani zaten hızlı hızlı inşa ediyorlar güzel. Şimdi arkadaşlar bir de düz pastel morumuz var. Ben pastel moru buraya kullanmak istiyorum. Haliyle yani burası da bir rengimiz olsun burada. Şu hizada yapacağım. Başta dedim
Acaba şuraya da mı kapı koysam falan diye düşündüm ama bence burası da şöyle olsun. Tabi buradan girmelerinden önce şöyle 9 öncelik verelim. Kapıyı açalım. Hemen hızlıca yapsınlar, sonra kapıları tekrar kapatalım. Bu arada arkadaşlar hala yazdırmadan toprak alıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bu arada yeni bir plan gelmiş. Umarım bize güzel yine bir tane daha baskı gelir de kullanırız, yani böyle farklı bir renk gelir. Çünkü base'i hep aynı renkler olsun istemiyorum. Diyecektim, duvar saksısı geldi. Neyse abi, o da olur. Aslında şöyle bakabiliriz. Mesela duvar saksısında var. Bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Herhalde bunda da yok. Şurada mesela bazı şeyler de var sanırım arkadaşlar. Hani bölümlerin ilk başlarda sanırım birkaç tane bir şeyler almıştık ama neydi olduğunu tam hatırlayamadım. Herhalde bunların hepsinde farklı böyle blueprintleri var diye düşünüyorum yani. Yani çıkma şansına bağlı tabii. Herhalde burada farklı bir şey kazanmamışız. Bu arada rahat yatağımız da var arkadaşlar. Bu da ilerleyen zamanda yapacağım bir şey. Yani onu şimdilik es geçelim. Şuradaki kapıyı ben tekrar kapatacağım. Ay abi, şimdi öncelik verme vakti. Şurayı bitirin. Şurayı bitirin. Şurayı bitirin. Şurayı bitirin. Başka şu içeriği bir bitirsinler. Bir de şu içeriği. Yani aynen şu kısımları bir bitirsinler. Bu arada base'in inşasından dolayı diğer işleri tamamen durdu arkadaşlar. Onlarla uğraştıkları için. Bu arada şurayı, yani şuradaki suyu temizleyelim. Bu elemanlar burada sıkışmışlar herhalde. Burada su var diye. Herhalde onu suyu temizledikten sonra büyük ihtimal zıplamaya başlıyorlar. Bu arada şeyimiz ne olmuş? Kamış elyafımız 169'a yükselmiş. Biraz daha artsın bence. Acelemiz yok yani. Aslında arkadaşlar bir de depomuz var. Depomuzu da bence şöyle yapalım. Şimdi yatak odaları böyle ya. Bir de şunu döndürerek yapmak istiyorum ben. Mesela şöyle bu tarafa şöyle dönsün. Bu tarafa da şöyle dönsün. Sonra iç kısma gelelim. Veyahut da şöyle ikili mi götürsek acaba? He, ya da şöyle ikili götürelim bence. Şimdi bunun döngüsü şu taraftı. Şöyle yapalım. Abi aralara büyük ihtimal yanlışlıkla hep böyle değeceğim gibi. He, ben hemen şunu da yapayım arkadaşlar. Bu kısmı da şöyle yaptım arkadaşlar. Yani bu aralara da şöyle düşünüyorum, beyaz koyacağım. Bence güzel olur sanki. Şöyle bir yapalım buralarda. Zaten burada depoların dibi ya. Büyük ihtimal buranın inşasını daha kolay yapacaklardır. Şöyle hem farklı da gözüksün istedim açıkçası. Şöyle bir yapsınlar. Şöyle tamamen dolduralım. Bu arada bunun doldurması da bayağı uğraştırıyormuş. Şu kısma başlamamışlar hiç. Şu iki kısmı bitirmişler. Oo, burada bayağı bir karbondioksit sıkıştırmışız arkadaşlar. Bayağı bir karbondioksit burada var. Neyse, problem değil. Şimdi şuranın da önceliğini artıracağım ben. Başka nereyi yapmamışlar? Şurayı artıralım. Şurayı artıralım. Hatta ben tüm bu şeylere öncelik vereceğim. Burası bir bitsin arkadaşlar. Bu bölümde en azından şu bizim karoları bir yapalım. Yani şu deponun olduğu kısmı yapmışlar arkadaşlar. Çok belli olmuyor ama yine bir hani böyle göze batıyor yani, şöyle uzaktan baktığınız zaman bir şeyler var yani, gözüküyor. Bu arada şurayı da yapmaya başlamışlar. Oo abi, bu buraya sanki yakışacak gibi. Keşke daha fazla çeşidimiz olsaymış burada, farklı şeyler de denemek isterdim açıkçası. Aynen abi, odalar artık böyle göze batıyor, güzel gözüküyorlar. Tabi sadece şuranı bir oda mı yapsaydık diye düşünmeye başladım yani. Oda yapmasak da veyahut da şöyle karo mu yapsak acaba? Bu arada buraya niye yapamıyoruz? Ha şey, arkada pastelimiz olduğu için, pastel mor levhamız olduğu için büyük ihtimal. O şu oda da bayağı güzel olmuş ama şu kısmı yanlış yapmışım arkadaşlar. Şunu döndürmemiz gerekiyor. Aynen abi, bir saniye, bunu hemen düzelteyim ben. Bu arada arkadaşlar ikinci tırtıl yumurtamız da şu yeşil olandan çıkmış. Gayet iyi yani, bu elemanları aslında bayağı başka bir yere alan yapmamıza gerek var mı acaba? Burada bile ürüyorlar yani, gayet güzel güzel. Bilemedim yani, onu dediğim gibi sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Şu pipler ve bah böcekleri için ayrı bir ne denir şey yapalım mı? Buradaki ismi neydi abi? Bir saniye, ona hemen bakalım. Ahır mıydı? Aynen. Pipleri kesin yapalım ama bahtara da ahır yapalım mı arkadaşlar? Tabii bu ikisi de base'in dışında olacak çünkü base'de gördüğünüz gibi yer yok. Yani eklemek istesek
bayağı uğraşırız yani gereksiz yere. O yüzden bence base'in işini yapmayalım. Ama dediğim gibi hani piplere yapacağım. Piplerde sizden tavsiye bekliyorum ama bahtlar için yapalım mı yani? Nasıl yapalım be ya? Onu yazarsanız sevinirim arkadaşlar, bilenleriniz. Bu arada arkadaşlar şuraya da taze beyazdan ekledim. Çünkü hani odada hidrojen var ya, bence güzel gözükecektir. O yüzden eklemek istedim. Bu arada arkadaşlar burada eleman hani buradan sürekli su götürmüyor ya. Bu vana sürekli kapanıyor. Burada su kaldıkça bu su soğuyor arkadaşlar. Böyle 10 derecelere falan düşüyor. Ama bence yine problem değil. Çünkü bu bu suyun ortalama sıcaklığı olduğu için hala yani bu su gidip de hemen 5 derecelere düşmüyor. Gördüğünüz gibi yani bir kısmı 28 derece, bir kısmı 23-24 derece yani. O yüzden bence onun acelesi yok. Bu arada şurayı yıkmışlar abi. Bunun emrini vermeyi unutmuşum. Herhalde şöyle mi döndürmemiz gerekiyor? Bir saniye abi, bura ha şöyle olması gerekiyor. Yani buna da şöyle yine 9 öncelik verelim. Bu arada şimdi nereyi yaptılar? Şöyle bir öncelikle bakalım. Aynen şu kısmı bitirmişler. Burayı bitirmişler, burayı bitirmişler. Büyük ihtimal şuraya geçecekler. Aynen. Gayet güzel. Ondan sonra da bu şeylere, direklere falan öncelik verelim. Base'in dışına öncelik verelim bence. Arkadaşlar base gördüğünüz gibi bitti. Sadece şurada bir 5-10 tane levha kaldı. Gördüğünüz gibi base. Şöyle sizlere hatta şey göstereyim. Aynen abi, şöyle menüleri kapatalım. Abi base cana geldi ya. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Yani böyle bazı şeyler göze daha bir güzel gözükmeye başladı. Aynen abi, keşke bunu dediğim gibi önceden yapmış olsaydık, daha iyi olurdu. Şimdi diğer şeylere öncelik verelim arkadaşlar. Tabi bizim şu pompayı inşa etmediler. Ben önce bu pompanın bitmesini istiyorum. Yani buradaki suyu bir an önce boşaltsınlar. Sonra şurayı, şu direği bitirsinler tamamen. İşte şu odanın da yine levhalarını bitirsinler. Orada şu elemanı hala bataryayı bitirmemişler. Diğerini bitirmişler. O hala duruyor. Şimdi şuradaki direğin acelesi yok. Şunun da acelesi yok. Şurada bir tane kalmış. Şu direkleri de yine öncelik verdirebiliriz. Oyun yine kaydetti. Bunlara da aslında şöyle yapalım bence. 8 öncelik verelim arkadaşlar. Bunlar da hani su pompayı yaptıktan sonra bir sonraki hedefleri de, amaçları da şu direkler olsun. Hatta şuradaki direği de öncelik verdirebiliriz. Yani şurada bir kısmı kalmış. Yani şu kısmı da bitirsinler. Bu arada şu kısma bakıyordum arkadaşlar. Burası baya aşağıya gidiyormuş. Bu arada baya bir demir cevheri tüketti bu direkler. Yani 100 bindi sanırım, yanlışım yoksa demir cevheri 69 bine düşmüş. Ama demir sanki o kadar önemli değil gibi, bilmiyorum neye kullanılıyor neye kullanılmıyor. O yüzden ben yine de kullandım arkadaşlar. Sonra şuranın devamını sağlayalım. Şöyle dörder blok, yine aynı şekilde şu hizaya da koyabiliriz. Şuradan da aşağı bayağı gidiyor. Bayağı bayağı aşağı gidiyor bu balçık biyomu. Sonra şuraya da yine kazı emri verelim. Yani şurada birkaç mantar falan da var. Yani mantarımız zaten bol. Büyük ihtimal sadece tohum düşecek ondan. Zaten bir de şu su bir aşağıya bir toplansın. Yine tohum toplatma görevi veririm. Yani onu unutmamamız lazım. Yoksa elemanlar tohumları yiyor bildiğiniz gibi. Herhalde şimdilik burası da yeterli. Şöyle bir bakalım abi, başka ne yapabiliriz diye şöyle bir haritada göz gezdiriyorum. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal arkadaşlar bu bah böceğiyle pip yumurtası için sizin cevabınızı bekler. Ona göre bir şey yaparım. Bir de bu petrolle şu neredeydi abi? Kükürtü için bir şey yapalım bence. Ona bir araştırmam gerekebilir büyük ihtimal. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır diye. Büyük ihtimal onu araştırdıktan sonra bakarız diye düşünüyorum. Bu arada şuradaki paçalar herhalde aşağı inmişler. Aynen abi. Buradaki su bayağı iyi azalmış aslında. Herhalde şu seviyelerdeydi. Şu hizadaydı. Bayağı bir su azalmış. Gayet iyi. Bu arada nedense şuradaki fosil parçalarını eleman toplamamış abi. Şöyle kazıyı tekrar iptal edip tekrar başlattım. Bu sefer geldi eleman. Mesela şurada da yine aynı şekilde takılmıştı. Başka bir yerde fosilimiz var mı acaba? Yani eleman takılmış herhalde, yani ona tekrar emir vermemiz gerekiyor sanırım. Şöyle baktım, herhalde yok gibi. Aynen, sadece bu eleman varmış. Şunu yapacak mı acaba? Bir sonraki görevde o, şu anda ona gidiyor. Bu arada şunları
Kazıyoruz değil mi hala? Aynen, buradaki elemanları otomatik toplama görevimiz var. Bu arada şurası yine aynı şu sağ tarafta olduğu gibi, aynı şurası da olduğu gibi böyle bu tuzlu biyomla bir birleşim kısmı var. Herhalde bir kısmı zaten erimiş gibi duruyor, bilemedim. Yani buradaki fosilleri de bitirdi. Şu iki karoyu yıkalım, eleman araştırsın diye koymuştum onu. Aynen arkadaşlar, bu bölümde de bence gayet güzel şeyler yaptık. Duplikantların bu itfaiyeci direkleri sayesinde bayağı kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Sonra da bu sıvı pompasıyla açtık. Şurada yapmışlar, hemen buradaki tuzlu sudan da kurtuluyoruz. Gayet güzel güzel levhalar yaptık. Bence mükemmel oldu. Özellikle şuradaki bu su depolarımızla şu kısmı bayağı sevdim. Bu mutfak bayağı güzel gözüküyor. En güzeli sanırım mutfak gözüktü bence. Sizin de arkadaşlar bu konu hakkında yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Arkadaşlar, bu bölümü de burada bitirelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz bu videoya beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.